Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikram ettiğim herkesin mayalı zannettiği, kabartma tozuyla hazırladığım ve pamuk gibi yumuşacık olan kolay bir poğaça tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de benimle birlikte bu lezzetli, pratik ve kolay tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçamızın yapımı için yoğurma kasesinin içerisine 200 milimlik bardak ölçüsü ile 1 su bardağı ılık süt, 125 milimlik çay bardağı ölçüsüyle 1 çay bardağı ayçiçek yağı ya da zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 2 adet büyük boy yumurta birinin sarısını üzeri için ayırıyorum ve üstünü mutlaka bir streç filmle kapatıyorum ki kurumasın. 1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt. 2 tepeleme yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı dolusu limon suyunu da ilave ediyorum. 2 paket kabartma tozu kullanacağım için kabartma tozunun acılığını alması açısından çok önemli bir malzeme. Şimdi bütün malzemeleri güzelce çırpıyorum ve malzemeler tamamen karıştıktan sonra içerisine kabartma tozu ve unu ilave etmeye başlıyorum. Köfte tarifi için toplamda 200 milimlik bardak ölçüsüyle 4,5 su bardağı un kullandım. Fakat unu her zaman olduğu gibi yavaş yavaş ilave ettim. Lütfen sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. İlk etapta 3 su bardağı un ve 2 paket kabartma tozunu ilave edip geri kalan un miktarını yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Tarifteki verimi alabilmek için lütfen sizler de un miktarını benim gibi yavaş yavaş ilave edin. Unun markası, cinsi ve kalitesine göre un miktarı değişeceği gibi yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre alacağı un miktarı değişecektir. Evet son bardak un miktarını da yanıma aldım. Gördüğünüz üzere önce yapışkan bir hamur, sonrasında da ele yapışmayan pamuk gibi bir hamur elde ediyoruz. Lütfen hamurunuzun çok yumuşak olmasına dikkat edin. Oldukça yumuşak, pamuk gibi bir dokuda olması gerekiyor. Evet hamurun dokusu bu şekilde ve kalan un miktarı da bu şekilde. Yarım bardaktan biraz daha fazla kullandım. Şimdi hamuru tezgah alıp toparladıktan sonra 20 adet eşit parçaya bölüyorum. Her bir parçadan bezeler oluşturuyorum ve bezelerin aynı büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. 20 adet beze oluşturduktan sonra bezeleri bir tepsiye yerleştirip üzerini örtüyorum. Bezeleri bu şekilde 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Eğer sizin vaktiniz varsa lütfen yarım saat kadar dinlendirmeye özen gösterin. Eğer dinlendirebilirseniz performansı daha yüksek olacaktır. Bezelerin alt yüzü yukarı gelecek şekilde öncelikle zemine yerleştiriyorum ve parmak uçlarımla Çay tabağı büyüklüğüne getirdikten sonra içerisine peynir ilavesi yapıp katlıyorum ve baş parmağım ile videodaki gibi bastırıyorum ve kolayca poğaçaya şekil veriyorum. Hazırlamış olduğum poğaçaları yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye belli aralıklarla yerleştirdikten sonra üzeri için yumurta sarısını hazırlamaya başlıyorum. Ve bu esnada fırını 180 derece önceden ısıtıyorum. Poğaçaların üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı kadar süt ilave ettikten sonra iki malzemeyi güzelce çırpıp bütün poğaçaların üzerine yediriyorum. Yumurta sarısı ve süt Poğaçalarım parlak ve güzel görünmesine neden olacak. Bu da iştahı kabartıyor gerçekten. Evet bütün poğaçaların üzerine yumurta sarısı ve sütü yedirdikten sonra üstüne çörek otu döküyorum. Sizler dilerseniz susam ya da mavi haşhaş kullanabilirsiniz. Evet ben yumurta sarısını sürerken ve çörek otlarını dökerken fırın güzelce ısındı. Lütfen bu püf noktaya dikkat edelim. Fırın öncesinde ısınmış olmalı. Evet poğaçalar artık fırına gitmek üzere hazır. Fırının alt tarafına yakın olacak şekilde poğaçaları yerleştiriyorum. Böylelikle içi pişmeden dışının kızarmasını engellemiş oluyorum. Ortalama 30 ila 35 dakika arasında benim fırınımda poğaçalar pişiyor. Sizler de kendi fırınınızın pişirme süresine göre mutlaka kontrollü bir şekilde pişirmeyi ihmal etmeyin. 35 dakikanın sonunda poğaçalar oldukça güzel kabardı ve piştiler. Şimdi ilk sıcağı çıktıktan sonra sizlerle birlikte kıvamını ve yumuşaklığını test etmek istiyorum. Poğaçalar ılık hale geldikten sonra mayalı gibi yumuşacık olduğunu ve içinin tamamen piştiğini video sonunda sizlerle paylaşmış olacağım. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.